Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Anketler savaşı gösteriyor sevgili dostlarım. Evet, anketler savaşı gösteriyor. Doğru duydunuz. Bugün size bundan bahsedeceğim. Hayır, Türkiye'de bir iç savaştan bahsetmiyorum. Ya da Türkiye'nin yapacağı bir savaştan. Hatta belki içinde bulunacağı bir savaştan da bahsetmiyorum. Eğer ki akıllı davranırsa, tarafsız olursa ve hiçbir şekilde olayın herhangi bir tarafında olmazsa ufak sıyrıklarla bu işi atlatabilir. Ancak şunu söyleyelim, eğer ki ekonomik krizden kurtulmak için savaşı bahane edip o da bir tarafta yer alırsa Türkiye çok büyük yaralar alacaktır. Bunu da altını çizelim. Sevgili dostlarım, Amerika ile İran arasında çıkabilecek bir savaşın anketi yapıldı. Amerikan halkı üzerinde gerçekleştirildi bu anket. Reuters ve araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirildi. Bakın nasıl sonuçlar çıktı. Şimdi onları aktaracağım sizlere. Ve daha sonrasında da Amerika ile İran arasında çıkabilecek bir savaşın nasıl etkiler yaratacağından bahsedeceğim. Sadece Amerika ile İran arasında mı gerçekleşecek? Aynı Amerika-Irak arasında olduğu gibi. Yoksa çok daha geniş bir bölgeye yayılarak dünya savaşına mı dönüşecek? Bunu da biraz konuşacağız. Ve sonrasında da Türkiye bu işin neresinde olur konusunu biraz detaylandırmaya çalışacağım sizler için sevgili dostlarım. Biz hemen Reuters ve Ipsos'un birlikte gerçekleştirdiği ve Amerikan vatandaşlarıyla yapılan ankete dönelim isterseniz. Soru şu sevgili dostlarım, Amerikalılara soruluyor. Amerika ile İran arasında bir savaş çıkar mı? Ve eğer ki böyle bir savaş çıkarsa siz nasıl bakarsınız bu duruma? Amerikalıların yarısı Amerika ile İran arasında bir savaş çıkabileceği görüşünde. Hatta yarısından bir fazlası, yani altın hisse dediğimiz o birlik kısım, %50'nin bir üzerindeki kısım Amerikan vatandaşında savaş yanlısı. Amerika ile İran arasında bir savaş çıkabileceği görüşünde, tam %51'lik kısım sevgili dostlarım. Amerikalılar İran'ın geçen yıla göre bu yıl daha büyük bir ulusal tehdit olduğu kanaatinde. Amerikalılar sadece %12 oranında Amerika'nın İran'a müdahale etmesi gerektiği görüşünde. Yani şunu söylüyorlar. İlk yumruğu atan Amerika olmamalı. İlk kurşunu sıkan Amerika olmamalı. Ama eğer ki İran Amerika'ya bir savaş açarsa, yani Amerikan gemilerine bir müdahale olursa, bir savaş sebebi olursa, İran Amerika'ya herhangi bir şekilde saldırırsa, işte o zaman işin rengi değişiyor ve her 5 Amerikalıdan 4'ü bu bir savaş sebebidir, Amerika İran'a müdahale etmelidir cevabını veriyor. Sevgili dostlarım, küçük bir hatırlatma yapayım sizlere. Çok yakın zaman içerisinde biliyorsunuz Amerika'nın savaş gemileri yola çıkmıştı. Bunların içerisinde uçak gemisi ve destroyerler vardı. Ve şu anda yoldalar. Hürmüz Boğazı'na doğru ilerliyorlar. Bu aşamada İran'dan da çok sert açıklamalar geldi. İran, biz Irak'a benzemeyiz, Suriye'ye benzemeyiz. Bakın, bize müdahale etmeye kalkarsanız başınıza büyük işler açarsınız. Zamanında İran'a müdahale eden her ülke büyük yaralar alarak bölgeden ayrılmıştır ifadesini kullanmıştı. Bir sonraki ifadesi de çok önemliydi sevgili dostlarım İran'ın. O da şuydu: eğer ki Amerikan gemileri Hürmüz Boğazı'ndan içeri girmeye kalkarsa onları kısa menzilli füzelerimizle bile vurabiliriz demişti. Şunu söylüyor İran: biz Amerika ile müzakere masasına oturmayacağız. Amerikan gemileri derhal geri dönsün. Aksi takdirde savaşa hazırız diyorlar. Sevgili dostlarım bakın, İran'ın bu açıklaması çok önemli. Bu arada yine önemli bir ayrıntıyı sizlerle paylaşayım. Amerika İran'la tam 8 defa müzakere masasına oturmak istiyor. Bu taleple İran'a gidiyor. Ama İran'da özellikle muhafazakarlar Amerika'nın bu konuda samimi olmadığı kanaatinde. Amerika ile masaya oturursak sadece kendi bencil isteklerine göre hareket edecekler. Sadece bizden taviz almaya çalışacaklar. Bölgede iyiden iyiye bir güç olmaya çalışacaklar. Biz buna gelmeyiz diyorlar ki muhafazakarlar şu anda haklı çıkmış gibi. Amerika tarafındaysa, Amerikan hükümetinde özellikle Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Başkanı John Bolton, biliyorsunuz çok
şahin bir yapıya sahip ve John Bolton'la arkadaşları Amerika'nın İran'a bir şekilde müdahale etmesi kanaatindeler, düşüncesindeler. İran'a doğru giden savaş gemileri kazara, yanlışlıkla İran'a ateş edebilirler. Ya da İran'ı kışkırtarak İran'ın Amerikan gemilerini kazara vurmasına sebep olabilirler sevgili dostlarım. Nereden çıktı bu diyebilirsiniz? Gayet basit. Eski Amerika Dışişleri Siyasi İşler Müsteşarı Wendy Sherman'ın açıklaması. Evet, New York Times'ta yazdığı bir makalede bu konuya değiniyor ve diyor ki Amerika İran'ı kışkırtabilir ve İran bu tuzağa düşebilir, Amerikan gemilerini vurabilir, dolayısıyla bir savaşa sebep olabilir bu durum diyor. 120 bin asker sevk ediyor bölgeye sevgili dostlarım Amerika. Savaş gemilerini sevk ediyor ve resmen tahrik ediyor İran'ı. İran bölgesine yaklaşan Amerikan gemilerini her an vurabilir. Tekrar altını çizerek söyleyelim. Amerika ile İran arasında bir sıcak temas olursa bu iki ülke arasında yaşanacak bir savaş olmayacaktır. Çünkü Amerika'nın bölgedeki müttefikleri zaten uzun zamandır kışkırtıyor Amerika'yı. Özellikle Suudilerin yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail hükümeti Amerika'nın İran'a müdahale etmesi konusunda uzun zamandır baskı yapıyor sevgili dostlarım. Ola ki Amerika İran'a müdahale ederse büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail de olayın içerisine girecekler. Burada bir müttefikler saldırısı olacaktır İran'a karşı. Peki İran 3'e 1 mi kalacak size göre? Hayır, muhtemelen sıranın kendisine gelebileceğini gören Suriye, yine sıranın kendisine gelebileceğini gören Rusya ve hatta sıranın kendisine gelebileceğini gören Türkiye, tırnak içerisinde söylüyorum, Türkiye büyük ihtimalle NATO'nun yanında da kalmayı tercih edebilir Amerika'nın baskılarıyla ister istemez. Ama eğer ki illa bir savaş müttefiki arayacaksa kendisine, o durumda mutlaka ve mutlaka komşularının yanında yer almalı. S-400, S-500 açıklamalarına bakıldığı zaman bu kadar ısrar edilmesinin arkasında da aslında Rusya, İran, Suriye ile işbirliği yapmanın bir ipucu olabilir. Tabii bunu Haziran'dan sonra göreceğiz sevgili dostlarım. Yani Türkiye S-400'leri alırsa, bu konuyla ilgili kararlı davranırsa, o zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olası bir Amerika-İran savaşında Türkiye'de Rusya'nın yanında ve Suriye'nin yanında İran'la saf tutacaktır diyebiliriz. Bakın bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama ola ki Haziran seçimlerinden sonra özellikle Temmuz'da alınması gereken S-400'ler ertelenirse, başka bir tarihe, ileri bir tarihe atılırsa, o zaman anlayın ki Türkiye olayın ya dışında kalacak, yani tarafsız olmaya çalışacak, ya da Amerika ve NATO'yla işbirliği yapacak diyebiliriz. Sevgili dostlarım, aslına bakarsanız Amerika sadece bölgesel müttefikleriyle hareket etmeyecek burada. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri, yani Suudiler ve İsrail ile hareket etmeyecek. Bana göre Amerikalılar aynı zamanda Batı'dan da önemli ülkeleri yanına alacak. Fransa'yı söyleyebilirim ve İngiltere'yi söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada çok ciddi bir enerji, petrol, doğalgaz paylaşımı var sevgili dostlarım. Ve bu ülkelerin şirketleri de, petrol ve doğalgaz şirketleri, yani enerji şirketleri de bu pastayı kaçırmak istemeyeceklerdir. Onlar da bu pastada pay sahibi olmak isteyeceklerdir. Peki bu ne demek? Açıkçası 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz sevgili dostlarım. Ya 3. Dünya Savaşı çıkmaz, imkansız diyenler olabilir. Altını çizerek söylüyorum. İran, yani Pers İmparatorluğu, eski Pers İmparatorluğu ne Irak'a benzer ne de bölgedeki diğer ülkelere benzer. Bu bölgede 2-3 tane kadim ülke var sevgili dostlarım. Bunlardan bir tanesi İran. Dolayısıyla bu kadim ülkelerin yıkılması çok zor bir ihtimal. Ve bu ülkeler adım adım sıranın kendilerine geldiğini gördükleri için muhtemelen birlikte hareket ederek Amerika'nın bölgedeki hegemonyasını sonlandırmaya çalışacaklardır. Ve ola ki Amerika bölgeden püskürtülürse, o zaman İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonu feci olabilir sevgili dostlarım. Onlar da bölgeden silinip atılabilirler.
Bunu unutmamak gerekiyor. Konunun detaylarını uzun uzun konuşacağız. Ama esas soru işareti şu. Türkiye girmek üzere olduğu derin ekonomik krizi acaba savaşı bahane ederek atlatmaya kalkar mı? En önemli soru bu. Ve bir sonraki videomuzda bunun cevabını vermeye çalışacağız. Soruyu tekrarlıyorum sevgili dostlarım. Acaba Türkiye savaşı bahane ederek mevcut ekonomik krizini atlatmaya çalışır mı? Çok önemli bir soru. Bu sorunun cevaplarını yorum kısmında sizlerden de bekliyorum sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.